Hiçbirimiz o akşam saat 8'de 15 Temmuz'da bir grup hain Pensilvanya'da oturup bu ülkeyi istila ettirmek için başkalarının maşası olmuş alçak bir hainin dönüp bu ülkenin yarınlarına yönelik o insanlara, o mazlum insanlara ekonomilerden bomba attıracağını, helikopterlerle onları katletmeye çalışacağını, o sivil insanların da çıplak elleriyle beraber o hain kalkışmaya dur diyebileceğini aklımıza getirmezdik. Bilmenizi istiyorum ki bu kadar anlatıyorum ya. Aslında 15 Temmuz için bir tek şeye inanıyorum. Evet, insanlarımız cesur. Allah onlardan bin kere razı olsun. Minnettarız. 7 Haziran'dan önce o musluktan karar veren siyasi partinin temsilcileri, arkasına terör örgütünü almış siyasi partinin temsilcileri, vatandaşa gece kulak döndüren, terör örgütü mensuplarını gönderen siyasi partinin temsilcilerinin 7 Haziran seçimleri sonuçlarında ortaya koydukları afra tafraları görüyoruz. Hatırlıyoruz onları. Özellikle istiyoruz dediler. Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine var. Yerine bu ülkeyi belli bölgeleri biz yöneteceğiz dediler. Her türlü şeyi ortaya koydular. Milletimizi ürkütmeye, milletimizi korkutmaya çalıştılar. Korkuyla, ürkütüyle her zaman onlara oy verdiririz diye zannettiler. Ve ne dediler? Özellik ilan edeceğiz. Ben şimdi sorayım. Hadi de görelim şimdi bakalım. Hadi. Çok sakin bir şekilde soruyorum. Hadi. 16 Nisan Türkiye'de bizim sürekli arkamıza dönüp bakmak zorunda olduğumuz bir tarihin sonudur. Biz önümüze bakmak zorundayız. Adım atıyoruz. Arkamıza dönüp bakıyoruz. Acaba bir gezi olur mu? Acaba 25 Aralık olur mu? Acaba 15 Temmuz olur mu? Acaba 27 Mayıs olur mu? Acaba 80 olur mu? Acaba 28 Şubat olur mu? Arkaya dönüp bakılarak, araba sürülür mü? Arkaya dönüp bakılarak çapa yapılır mı? Arkaya dönüp bakılarak hamur karılır mı? Arkaya dönüp bakılarak gelecek oluşturulur mu? Arkaya dönüp bakılarak Türkiye büyüyebilir mi? Bunlar ne söylerlerse söylesinler. Milletimiz 16 Nisan'da Allah'ın izniyle kararını verecek ve biz dünyanın kon büyük devletinden birisi olacağız. Kon büyük devletinden birisi olacağız. Biz büyük milletiz. Ekmeğimizin yarısını paylaşmaya razı olduğumuz için etrafımızdaki coğrafyada gökyüzü aynı hayran altında yaşadığımız 3 milyon Suriyeli bu kapıya dayandığı zaman Tayyip Erdoğan bana tecavüz ediyorlar. Beni kurtar diyen bir kadına sırtını dönmeyen bir anlayış ortaya koyduğun için bu büyük insanı ortaya koyduğun için daha zengin, daha güçlü, daha özgür ve dünyanın neresinde olursa olsun, biri ne olursa olsun, biri ne olursa olsun bu merhamet ve şefkat medeniyetinden evet bize yardım edin geldiği zaman sırtını dönmeyecek ve bütün dünyaya insanlığın ne olduğunu gösterecek bir anlayış ortaya koymak zorundayız. Artık milletimiz terör istemiyor. Şunu da açık yürekle ifade etmek istiyorum. Evet, ben siyasetçiyim, bir babayım. Aynı zamanda bu memleketin bir beyiyim. Ama orada terör örgütünün mensupları 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında kızlarımızı alıp daha ödüyor. Orada onları terörlük yapıyorlarsa sorumluluğu biraz da kendinde ararım. Biraz da sorumluluğu kendine bakarak söylerim. Şimdi orada net bir şekilde ifade ediyorum. O kızlar bizim kızlarımız, o oğlanlar, o erkekler bizim erkeklerimiz, bizim evlatlarımızdır. Kendi kızlarımızdan ve kendi evlatlarımızdan ayırmamız son derece hatadır. Yapılması gereken onların hem de net bir şekilde kendi okullarında okumalarını sağlayabilmektir.